Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Hakkıyla aklanmayı, hak ve hakikatına da temessük etmeyi Cenab-ı Hak nasip-i müyesser eylesin. Amin. Dersimizin mevzu kelam, konuşmak. Böyle bazı olur mu diyeceksiniz. Böyle bazı olur. Oluyormuş değil mi? Kelam nasıl bir mucizedir? Gel de bunu konuşacağız. Gel de bunu gıybete, yalana, iftiraya, fuzuli, maç konuşmaya, onu bunu konuşmaya bakalım değer mi? Evet. Kelam. Alemi gayba yakın o bakan ve akıl ve kalbe seyahat eden o yolcu kendi hakikatine bakarak baktı. Kelam neymiş? Diyor ki kelam, insanın ta derinliklerinden seni dışarıya taşıyandır. Hani çok misal verirdik böyle, affedersiniz böyle, insanın kokusu, koku, insanın sesi, insanın bakışı, insanın idrarı, insanın affedersiniz büyük abdesti. Bunlar hep insanın içsel yapısından dışarıya taşıyan taşıyıcılardır. Böyle tesadüf yoktur. Kokusu bile. Hatta böyle bir ders yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Yani pis kokusu olan ne yapması lazım? Ahlakını düzeltmesi lazım. Ahlakını düzelt. Seni kimse itham etmiyor. Tamam? Seni kimse itham etmiyor. Kokusu, teri ağır olan ahlakını düzeltsin. Hemen o da düzelecek. Yani o kokuya koku sürerek önleyemezsin. Ahlakını düzelt, koku düzelir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım. Sabun lazım. Şimdi konuşmak nedir? Lafız fikrin kaymağı. Yani dimağda, şu kafada 7 mertebe var. Akıl sırf değil ama halk arasında akıl biliniyor kafada. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad. Hepsinin işleri farklı. Yani anlamayacağınızı biliyorum ama anlayanlar var çünkü içinizde. Bu dimağda 7 mertebeden bir tanesi akıldır. Taakul bir tanesi. Onun içerisine girdiğin zaman zaten yapı çok acayip. Fehimden, hikmetten acayip gidiyor muhakeme. Şimdi bu 7 tane temel ayrı bir birimin ve içindekilerle beraber bütüne geldikten sonra seni dışarıya taşıyan senin aynandır. Kelam. Kelam ayna misal, içinde konuşanı aynı seyredersin. Kelamın içinden adamın karakterini, yapısını, ruhsal özelliğini, ilmini, kariyerini anlarsın. İmam Azam diyor ki, radıyallahu anh, ben diyor kişiyi görmeyeyim, almış olduğu abdest suyuna bakayım, kim aldığını, karakteri ne olduğunu Allah'ın izniyle söylerim diyor. Abdest suyuna bakarak. Kim almış? Yani ona yükleme olmuş. Biliyorsunuz,
Madde eşittir mc karedir. Yoğunlaşmış enerjidir. Kişi niyet ve nazarla eşyayı değiştiriyor. 2. İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki, ben diyor kişinin Ebu Yusuf dedik değil mi? Sesini duyayım. Ben onun karakterini söylerim diyor kendisini görmeden. Kim olduğunu söylerim. İmam-ı Muhammed Eşşeybani diyor ki, ben onun kokusunu alayım. Kokusunu kim olduğunu söylerim. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki, kişi dilinin altındadır. Bu dil değil tabii. Konuşmasının altında saklı. Dilin altında saklı. Bediüzzaman diyor ki, 91 muhakematta, kelam nereden nasıl terbiye olduğunu ifade ederek, manaları yüklene, dışarıya kendisini ifade ettiği kişinin kişiliği ve kimliğidir. Uslu. Şimdi konuşuyorum, benim zannediyorsunuz ki kelamıma muhatapsınız. Fikrin kaymağı. Yani uslup size gelen usluptur. Uslup duruşum, mimik hareketlerim, manaya göre el kol hareketlerim, manaya göre ses vurgulama. Bunlar kelamdan önce gelen bir paket geliyor size her tarafa. Bu usluptur. Yani uslubuna dikkat et kardeş. Veya uslubu çok güzel. Uslubu güzel değil ama uslubun içerisindeki mana çok güzeldi. Ama uslupsuzluktan mana da çöker. Karşıyı da çökertir. Kısacası size gelen usluptur. Uslubun içerisine gir. Kelam var. Soğan kabuğu gibi düşün. Bir daha söylüyorum. Benim ağzımdan çıkan kelam gibi değil, usluptur. Uslubun içerisinde kelam var. Kelamın içerisinde dima var. Dimağın içerisinde kalp var. Kalp var. Şimdi onun vücudu haricisini şey yapacağım ben size. Ben size bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Ders çalışanlara İbret olur, bazı nokta istinat olur, şefk olur diye. Not yazdım, not. Bu tespit 30.03.2014 pazar günü seçim akşamı dersimden kafayı kaldırmadan, siyasete bakmadığımdan, siyasetin neticelerini tam olarak, yani şimdi bile kaç gün geçti aldı. O gece hiç bakmadığımdan, dersimle kafa kaldırmadığımdan Allah bana verdiği bir manayı sizinle paylaşacağım. Böyle bakmamanın şeyi, bütün zihinler dönmüştü. Bu sefer farz-ı kifaye olması lazım, yoksa memleket helak olur. Böyle insanlar vardır. Yani zihinler Allah'tan kopup sebepler alemine temessük ederse, o alemi mana, alemi şahadete iyi bakmaz. Çünkü cenaze namazı gibidir. Farz-ı kifaye. Böyle tefekkür. O memleketin farz-ı kifayesidir. Şimdi ben size o akşam Allah'ın verdiği bir nimetten size bahsedeceğim. İlginç. Ömrümde ilk defa gördüm. İlk defa anladığım bir şey. Hem de bu şeyi devam edeceğim. Ağzımızdan çıkan kelam, çıkan mana, vücudu harici geliyor. Bu Musa Aleyhisselam'dır. Çünkü Kur'an'da Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır. Kelimullah. Kelimullah demek, Cenab-ı Hakk'ın hitap eylediği zat, Hazreti Musa Aleyhisselam bir unvanıdır. Çünkü o, Tur-i Sina'da Cenab-ı Hakk'ın kelamını, hitabını duymak mazaretine ermiştir. Kur'an'daki ismi, bir sıfatı Kelimullah. Musa Aleyhisselam Kelimullah. İsa Aleyhisselam Ruhullah. İbrahim Aleyhisselam Halilullah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Habibullah. Vesaire. Ünvanlarla
zikredilen peygamberler. Şimdi ağzımızdan bir kelam çıkabilmesi için Allah lazım. Bunu kelamı olmayanlar bilir. Yani böyle fuzulü böyle şey zannettiğim, basit zannettiğim şu benim düşündüğüm gibi kelamları bile hiç düşünmüyorum ne çıkacak ağzımdan. Yalnız neyi böyle murat ediyorum? Murat ediyorum ha o kadar. Neyi sıralayacağım da ben de bilmiyorum. Şu anda. Yalnız dersime çalışmışım. Taka taka çıkıyor nasıl oluyorsa. Demek ki kelamın, bak ezan geliyor. Bu kelamın, ezan da ses. Diş kabuğu, soğan kabuğu, Kelimullah, Musa. Ölü insanlara sohbet ediyorsun. Ölü insanlara, gafil insanlara, cahil insanlara bir şey anlatıyorsun. Adam diriliyor ya, bu derste de öyle yani. Of be ya ne dersi falan. Hayatımız hayatlanıyor. Bu da İsa Aleyhisselam. Çünkü Allah'ın izniyle İsa Aleyhisselam, ölüler Allah'ın izniyle ölüleri dirilten, amaların gözünü açan, cüzzam hastalıklarını düzelten, feştileri yürüten dört sıfatla. Musa Aleyhisselam öne çıkan bir peygamber. Bu da hayat, ruhullah. Yani bir kelamla adam ayağa kalkıyor. Demek ki kelamın diş kabuğu Kelimullah, Musa. Kelamın içerisindeki o hayat, sanın hayatına hayat olan yön İsa Aleyhisselam, ruhullah. Kelimenin içerisinde senin dimağını, bu hayat burayı, dimağını, şuur ve hissini canlı tutan Davud'dur. Kur'an'da hisleri ve şuuru aktif eden kelamı ile, konuşması ile insanlara heyecan katan Davudi bir ses, Davud. Kelamın içerisindeki his ve şuurunu Davud'dur. Kelamın içerisindeki mana ise Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Yani bir paket bu. Bu paket, şöyle de ifade edeyim ben size. Demek ki bir paket geliyor ama bu lazım. Yani ağzından çıkan kelime çıkabilmesi için, vücut alması için Cebrail lazım. Neyi kullanıyorsunuz konuşurken farkında mısınız? Cebrail olmadan kelimeyi dışarıya çıkartamazsınız. Konuşabilmek Cebrail. Kelimenin içerisine kendini koyabilmek İsrafil. Kelimenin içerisinde aklını koyabilmek Mikail. Kelimenin içerisinde kendini koymak Muhammed oluyor. O da manası ne oluyor? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Şimdi mana nedir? Arzan şey yapıyorsun, sebebi şu. Çoğunuz öyle değilsiniz de. Ben kürsülere çıkan bir insanım. Hani buradan oraya konuşmuyorum. Hem oradayım hem buradayım. Kürsülere çıkan bir kardeşinizim. Kürsülerde bu dersi yapamam. Hutbede yapamam. Ben daha yeni geliyorum. Avrupa'nın en göbekli şeylerinde ama o kürsülere cuma vaazlarını bir şey anlatmak için söylüyorum. Şeyler konsoloslukta din ateşelerinde hem dini hem psikoloji hem ailevi sorunları sohbet yapan, konferans veren, seminer veren bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Buradan oraya bakmıyorum. Şimdi bunları anlatamazsın camide. Bunlar nerede anlatılacak? Ya bazılarınız diyebilir ya bu ne biçim bir şey ya ne konuşuyor şimdi. Ne kadar istifade edersen o kârdır. Zerre kadar istifade ettin tamam. Bak konuşabilmen için konuşma melekeni cebredici güçtür. Cebrail, cebir, cebirlerin cemi, Cebrail, yani konuşmanın kalıbı, konuşabilmen için Cebrail aktif olması lazım sende. Oranın, o kelamın içerisine kendini koyabilmen için, çünkü kelam kişinin karakterini gösteriyor, o içine gireceğiz zaten. Nasıl ki CD'nin içerisine CD, ne resim var ne ses. 100 sene önce adama götürsen ne var bunda? Ne demek ne var? Kendisi var başka bir şey yok ki. Anlatabilir misiniz 100-200 sene önce CD'nin içindeki filmi veya sesi?
Sessiz bir şeyin içinde ses olur mu? Biberin içine lezzeti koyan Allah'a. Buna da böyle yapmış. Biberi ne yiyorsunuz? Lezzetlidir abi. Ulan neresi lezzetli, ben yanıyorum ya. Biberi sürdüğüm zaman sürdüğüm yer yanıyor. Azap ama lezzetlidir. Biber lezzetliymiş. Acının içerisine lezzeti koyan. Çekirdeğin içine acı yerleştiren. Ha, kelamın içerisine de seni yerleştirmiş. Sen varsın orada. Ha, konuşman Cebrail. Konuşabilme kabiliyetin. Kelamın kendisi Cebrail. İçine kendini koyman İsrafil. İçerisinde şuur ve hissi koyman Mikail. İçine ruhunu koyman, yani manayı yerleştirmen kelamın içine Azrail. O akşam Allah'ın verdiği, bana ikram ettiğini size ikram etme, paylaşmaya çalışıyorum. Sebebi Rabbimle böyle bir anlaşmam var. Allah'ım bana ver, ben de kullarına vereceğim. Bir kelam çıkabilmesi için 4 müekkel melaike, yani ulul az peygamberler, yani meleklerin peygamberleri. Cebrail diyemiyorsun, Cebrail aleyhisselam. Bak, Musa diyemezsin, Musa aleyhisselam der gibi. Diğer yani melaikelerin peygamberidir. Piştarlarıdır, önderleridir, reisleridir. Cebrail aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam der gibi. İsrafil diyemezsin, İsrafil aleyhisselam gibi. 4 tane büyük melaike görev yapıyor sen konuşabilesin diye. Çünkü sen kainatın çekirdeği aslisisin. Çekirdeksin. Fikrin, lafız fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası zihnin remzidir. Şimdi ben içerisinden biraz okuyayım. İçerisine daha yakınlasın. Kelamın içerisinde ne var? Nasıl var? Örnek vereceğim. Nasıl ki odunun içinde duman ve nur varsa, odunun içerisinde dumanı ve nuru hangi ilim ve teknoloji ile Allah koymuşsa iki tane zıt, kelamın içerisinde de hak ve batıl böyle yerleştirilmiş. Göz yaşlarının içinde duyguları nasıl konmuşsa, hislerinin içine anneni, babanı, aşını, işini, sevgililerini koyduğun gibi. Gözyaşı ne var? Duygusallık var değil. Ha, şeyin de hislerinin içine ananı koydun. O duygulardan dolayı anamdır diyorsun. Diğerlerinde farklıdır. Duyguların, hislerinin içine ananı, babanı, aşını, işini, sevdiklerini koyduğun gibi. Bakışlarının içine kendini koyduğun gibi. Oğlum sert bakıyor. Adam güzel bakıyor. Yani bakış bile kelamdır. Senden çıkan dalgadır. Elsin etikum ve elbanikum. Lisanlarınız ve simalarınız sizi belirler. Sizi gösterir. Sizin kimliğiniz ve kişiliğinizdir. Davranış bile. Ola adama bak ya, suratına bak ya. Falan. Veya en gerekli anı gibi gözü soktu bizi ya. Der gibi. Yani davranışın içinde bile sen varsın. Başka? Yani niye anlatmaya çalışıyorum? Kelamın içerisine nasıl ben girebilirim? Ya kelam insanı nasıl karakterini taşır? Kelam için, yani konuşmanın içinde ben nasıl olurum? Ha, onun olabilirliğini anlatan örnekler veriyorum. Nasıl ki demiştim, CD'nin içerisine filmi ve sesi koyduğun gibi, gözyaşının içine duyguları koyduğun gibi. Başka? Hatıralarına korkularını, şehvetini, gadabını, öfkeni koyduğun gibi. Hatıralar yok mu? Geçmişte hatırladığın zaman öfkeleniyorsun, şehvetleniyorsun, korkuyorsun. Bütün psikolojik panik ataklarının temelinde mazi vardır. Mazinin hortlaması vardır. Korku istikbaldır. Elem ise, endişe ise geçmiştir. Teellüm. Yani geleceğe ümitle bakmayanlarda korku olur. Geçmişi hortlarsa günahlarla, geçmişi rezil olan insanın eyvah ya deyince geleceği yorumlayamaz. Geleceği yorumlayamadığı için korku olur. Korku da insandaki yansıması panik, depresyonlar, bir sürü bu ruhsal hastalıklar çıkıyor.
Yani korkunun yönü gelecektir, unutmayın. Korku geçmişten olmaz. Korku geçmişten teellüm olur. Esef olur, keşke. Demeseydim, yapmasaydım keşke. Keşkeler vardır. Teessüfler var. Elemler var ama gelecekten korkular var. Gelecekteki korkuları olanlar, geleceğini izah edemeyenler, geleceği boş olanlar, baktığı zaman gözü düşüyor. Yani geleceğini dolduramıyor. Bir hedef olsa, şöyle diyeyim. Fatih abinizin eline veriyorum manen. İpi tut Fatih hayale. Tuttu. Gel. Gelindi. Şimdi şuradan birisi girdi. Oradan sonra bez var. İpi benim elimde görüyor. Gergin. Ne der? Bu ipin ucu karşıya ya bağlı veya birisi tutuyor. Öyle değil mi? Gergin olması onu gösteriyor. Aynen bunun gibi de insanın böyle bir hedefi oldu mu ip gibidir. Yani dağcılar var ya böyle dağcı. İpin ucuna kancayı takarlar. Bir fırlatır. Ondan sonra çıkar. Dağ hedeftir. İp fikir ve histir. Gayedir. Gayesine bağlamış adam. Ötekisi de eylemdir. Bak ipe koca dağa böyle çıkıyor. Çünkü geleceğine bağlanmış. Kimin himmeti istikbal ve milleti yani gelecekse, idealitse o tek başına bir millet gibi hareket eder. Canlı olur. Yani insanın bir geleceği olursa, geleceğini doldurursa, yani cemaat olursa, kitap olursa, bir şeye mensubum diyebiliyorsa bunun korkuları olmaz. Olmaz. Varsa cehaleti vardır. Çünkü şuuru yoktur. Devam edeyim. Hatıralarına korkuların, şehvetin, gadabın geçmişteki yaptığımız, gördüklerimiz aktif olduğu gibi. Başka? Ahireti de senin içine koymuş. Mesela beka, ebed arzusu, sonsuzluk arzusu gibi. İnsanın bedeninin dışında ruhunda olan bütün özellikler ahiretin bize koyduğu numunelerdir. Ağaç nasıl ki kendisini çekirdeğin içine koymuşsa. Başka? Seni de dünyanın içine ilim ve teknolojiyle yerleştirmiş. Şimdi devam ediyorum buradan. Bunu kenara koyuyorum. Fikrin kaymağı diye okuduk. Yani dimağdaki 7 tane mertebeyi hulasa ediyoruz, karşıya taşıyoruz. Yani kelam içerisinde ben varım, beni karşıya taşır. O zaman ne yapar? Kelam gelir, kulağının oraya sepeti boşaltır gibi boşaltır. Tamam, bitti. Sonra dimağa gider. Oradan sonra artık o kelamın içerisinde neler varsa, kelimenin içerisinde, duygu tarafları varsa, duygu tarafları ne olur? İsyan varsa batsın bu dünya diye jiletlenirsin. Çünkü onu söylerken adam jiletlenerek koydu, söyledi o müziği. Adam hangi duygularla müzik yapmışsa, hangi duyguları varken müziği söylemişse, onu kim dinlerse o duygulara yakın duyguları çıkar, aktif olur adamın. Mesela ben burada gül kokusu veriyorum. Siz papatya kokusu koklayamazsınız. Gıybet ediyorum burada siz birilerini. Ondan sonra siz kendiniz güzel hissedemezsiniz. Ben birisine siyasi tarafgirlik yapıyorum. Bir yeri hedef gösteriyorum. Sizde muhabbet oraya karşı olmaz. Yani etkilenir insan. Anlıyor musunuz? Demek ki insan kendisini karşıya taşıyor. Bundandır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde inikas ve insiba olduğundan o kelamla ki görünüşü ve sözleriyle kendisi aynı timsali sureti vardı kelamın içerisine giriyordu sahabeye, onu zahirden hakikate dönüştürüyordu. Bak bir misal vereyim de nasıl olduğunu anlatayım. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'a öldürmek için kılıncını adam kuşanmış. Bir yol bularak savaş anında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına kadar girmiş. Mektubatta yazıyor. Oraya kadar girmiş. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vuracağı zaman Allah Resulü ona bakıyor. Hakikaten acayip yakalamış yani. Bütün sahabelerden çık geç. Nasıl geçmiş aklım duruyor benim de.
Bu netice olması için herhalde Allah müsaade etti. Sonra kılıç elinde öyle kardeşlik yokmuş. Ne kadar kafir de olsa eskide. Böyle arkadan vurma yokmuş yani. Onu ayıplarlarmış çok. Sonra onun dönmesini sağladı ve demiş ki kılıç elinde hiç kıpırda. Kıpırdadın ona tak vuracak. Adam diyor ki seni kim kurtaracak ya Muhammed? Benim şimdi elimde kim? Allah diyor. O anda diyor gaybde iki kürek arasında bir darbe yer, elinde kılıcı düşer. Sonra kılıcı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını alır. Ona der peki seni kim kurtaracak der ve affeder. Sonra biraz konuşur. Ne konuştukları detayı yok. Sonra iman eder. Sonra kılıncını alır. Geldiği yöne doğru savaşır ve şehit olur. Bu sahabeye Bediüzzaman sevap cihetiyle yetişemez. İmam Azam yetişemez. Bu sahabeye efendim Ahmet bin Hanbel yetişemez. Geylani yetişemez. Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri yetişemez. Gusül bile yapmamış, namaz bile kılmamış. Sevap cihetiyle yetişemez. Es-sebebül kelfayı sırınca, bu sahabe buradan başladığı için, İslamiyet'te açılan bütün açılar sahabelerin emeği olduğundan herkesi ne yaparsa bir misli ona gidiyor. Peki, bunun sırrı nedir? Bunun sırrı da şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu anda sirayet var. Zemin sirayettir. Yani hakikatların birbirine geçmesini sağlayacak bir Allah özellik vermiş bu havaya. Bu havaya bu özellik vermiş. Bu havanın kişilerin kimliğini, kişilerini, duygularını, hislerini, seslerini taşıması maddi tarafı böyle özelliği var. Bir de maneviyatını taşıma özelliği olduğunda buna sirayet denmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insiba ve inikası yani nefesinde, nefesin içinde, bakışlarında, hepimizde de öyle, kelamımızda kendi kimşiliğimiz ve kimliğimiz var. O sahabenin içine giriyor, ben şu anda içinize giriyorum. Ben şu anda içinize giriyorum. Gücüm kadar, ihlasım kadar, yani bu konuştuğum mananın sahibi olduğum kadar. Ama okuduğum metin başka. Ben anlattığım şey ne kadar bende karşılık bulmuş, ben ne kadar bunun sahibiyim, o kadar sizi yapılandırıyor. Sizi canlı tutuyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o andaki sahabe, o sahabe olacak zata iki kelam etmesi ve gözükmesi onun insiba ve inikası karşıyı yapılandırdı. Yani girdi Resulullah, kendisine dönüştürdü. Boyadı yani. Karşıyı boyadı. Hani diyoruz ya siz hani kullanırsınız. Ulan adama bak ya. En gerik ilanı gibi gözü var ya. Çok fena adam. Veya demiyor musun? Ulan şu simada bak ya. İslam siması var mı ya? Demiyor musun? Böyle bazı şeyler var. Gavur mu gavur hakikaten ya. Gavur gibi şey var ya. Ne memeyenet var ne surat var ya. Onun için münafık bahsine diyor ki göz kalbin aynasıdır diyor. Simahum fi vücuhum min eseri sucud. Yani kimsin sen? Kimliğin ve kişiliğin şuradadır. Eğileri anlar. Kadın ve erkeğin maddi organlarını bile buradan bakarlar. Gözüküyor. Biliyor musun? O kadarı da anlattım ya. Hepsi gözükür. Bu da bir kimlik. Koku bir kimlik. Ses ise sen varsın. Kimlik yok. İçinde sen varsın. Bak, mana kalpte diyor çıplak yatar diyor 91 muhakime. Çıplak yani hiçbir belirlenişi yok. Böyle çıplak yatar. Sonra akıl denilen bir borazanla iradeyi uyandırır. Akıl borazanı vicdandaki şuradaki şey akıl vicdandaki iradeyi uyandırıyor. İradeyle o kalpte dağılan din değişik olan sureti, manası, hali, hissi, şekli, tarihi, kültürü, örfü, ananesi, anne babadan aldığı kültür vesaire hepsiyle dağınık kalpte mana. İrade onu alır paketler, hadi çık yukarıya der. O bütün etkilenen şey mana. Dimağa gelir, itikat ona bir şey yükler. İner aşağı, iltizam yükler, izan yükler, tasdik yükler. Tahakkül yükler, tasavvur yükler, buraya kadar geldi.
Tahayyülde kalıba girecek. Yani kelimeye dönüşecek. Tahayyülde kelimeye döner. Sese gelirken usluba döner. Uslubu giyer size çakar. Bu bana. İşte bu konuşmak bu. Konuştuğumuz. Konuşmak öyle sıradan değil. Acaba kontura bağlasaydı diyorum konuşmayı. Allah konuşmayı kontura bağlasaydı. Kim bu telefonla konuşmayla maç anlatırdı? Kim siyaset konuşurdu? Langır 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 langır. Maç ikisi de seyrediyorlar. Beraber seyrediyorlar. Aynı yerde olur. Kapattıktan sonra beraber aynı şeyi anlatıyor. Böyle bir şeye rastladım ben. Çok tuhaf işte. Güldüğün şey işte var yani. Niçin yapıyor biliyor musun? Ne yapsın? Sıkılıyor. İşte bu kelamın ne kadar kıymetli olduğunu bilen acaba bunu yapar mıydı? Yapabilir miydi? Okuyorum. Alem-i gayba yakından bakan ve akıl ve kalbine seyahat eden o yolcu acaba alem-i gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Yani madem bu cismani alem-i şehadette bu kadar zinetli ve sanatatsız masnunları ile kendini tanıttırmak, yani Cenab-ı Hak bu kadar mevcudatta kendini tanıttırmak, bu kadar tatlı ve süslü nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek, yani sanatlarla kendini tanıtıyor. Tatlı ve süslü nimetleriyle de sevdiriyor. Yemeden sevilmez. Bakmadan da tanınmaz. Bu kadar mucizeli ve maharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek, kavilden ve tekilinden daha zahir bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat, perde-i gayb tarafında bulunduğunu bilmeye daha anlaşılıyor. Yani bana bu konuşmayı veren bize de konuşuyor. Bak neyle konuşuyor? Mevcudatla konuşuyor. Nimetlerle konuşuyor. Lezzetlerle konuşuyor. Vahiy ile konuşuyor. İlham ile konuşuyor. Sunuat, tuluat, işarat, rumuzatlarla konuşuyor. Hepsi konuşma çeşitleri. Mesela bak bir tanesini sana söyleyeyim. Sana özel konuşması Allah'ın. Böyle duruyordun. Hiç böyle unutmuştun umanı veya bir şey öğrenmek istiyordun. Pat hatırıma geldi. Dedin oluyor ya. O işte Allah'ın konuşması. Tak kalbine koyuyor. Hatırladım. Neyi hatırladın? Neredeydi ki buldun? Neredeydi? Neye benziyor biliyor musunuz? Konuşmak neye benziyor bak. Pervane var ya pervane elektrik üreten. Dönüyor değil mi bu? Aşağı yukarı. Aynı şey deli beygir gibi dolaşıyor. Aynı şey tekrar. Fakat buna bağlı olan bir mil var. Milde de endüvi dedikleri dinamo var tamam mı? Şöyle de dönüyor. Havada dönmüyor. Pervaneye bağlı. Değirmen gibi yani. Dönüyor. Havada olsa olmaz. Bu bobin, endüvi, bobin ne dersen işte dönüyor. Nerede dönüyor? Bir kutunun içerisinde. Bu kutuda 4 tane özellik var. Bir şey anlatmak için şey yapıyorum. Bu da çok önemli. 4 tane yastık var. Burada, 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 burada. Bir kömür var ve üzerinde muktadis var. Allah öyle bir şey yaratmış ki bu bakır burada dönerken bakırla alakası yok. Kömürle de alakası yok. Bir uyduruk bir ismi var. Manyetik bir alan. Elektrikten önce. Elektrik değil. Dairetçiyi bilmiyoruz. Elektrikten önce ne? Bunu kaldırırsan bunu yok. Dönse bile. Dönüyor. Öyle bir şey yok. Getiriyoruz. Bu arada kontrolsüz duman gibi bir alan oluyor. Değişik. Elini soksan elin yanmaz. Yok etmez yani. Çarpmaz seni. Ondan sonra bu dönerken burada o manyetik alan dedikleri şey kontrolsüz yığılıyor. Bu sefer bunun üzerine bir kablo var. Bu enerji bu kabloya manyetik alan hadde giriyor. Yani kalıba giriyor. Bir sisteme giriyor. Kabloya giriyor. Kabloya girdikten sonra Sultan Beyli'ndeki ne kadar cihaz çalışıyor? Kaynak makinesi, fotoğraf makinesi, ampuller, bilgisayarlar neler oluyor değil mi?
Bakın bu dönmesiyle. Bak. Pervane var ya, hava pervanesi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı ama Sultanbeyli'nde fotoğraf makinesi çalışıyor. Ekmek yapılıyor, kaynak yapılıyor, celaskal çalışıyor. Elektrikle ne kadar cihaz çalışıyor? Namaz da böyle. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani bir hareketle ne olur? İşte pervane aşağı yukarı gelince Sultanbeyli dirildiği gibi. İşte burada çıkan manadır, onu anlatacaktım. Burada imal edilen, şu dönen dimadır. Şu hareket fiildir, oruçtur, namazdır. Dima harekete getiriyor. Ondan sonra o dimada yedi mertebeden oluşan manyetik alan bir kabloyla, hisle ruha gidiyor. Ruhu aktif ediyor. Ruhtaki istidat ve kabiliyetleri çalıştırıyor. Bak burada aşağı yukarı, aşağı yukarı var ya, namaz, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Hani diyorsun böyle, Allah Allah, bu kadar basit bir hareket. Evet, pervane de basit ama Sultanbeyli bak neler yapıyorsun. Röntgen çekiyor hastanede. Öyle değil mi? Peki aşağı yukarı, aşağı yukarı terzihanede elbise dikiyorsun. Aşağı yukarı, aşağı yukarı terzi dikiyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı röntgen çekiyor. Bak buradaki hareket burada böyle değil. Böyle yansıyor. İşte bizim hareketlerimiz de veya kelamımız da karşıya böyle oluyor. Karşıya neler oluyor? Bilmiyoruz. Demek ki perdeyi gayb arkasında, yani burada küçük bir faaliyetle, dünyadaki şu faaliyetle arkada neler oluyor? Hal diliyle bildiren bir zat perdeyi gayb tarafında bulunduğunu bilmeden daha anlaşılıyor. Yani niye? Çünkü insanoğlunun kütüphanesini, kitabını kainattan almış. Şu anda ben konuşuyorum, dinliyorsunuz. Şu anda ben konuşmamı sıraladığımı mı zannediyor? Siz de biliyorsunuz, böyle bir şey yok. Ben sırf teveccüh ediyorum, içerimde şöyle bir enerji var. Ben size duygularımı söyleyeyim. Şöyle bir kaos gibi şey var. Hesap ediyorum, acaba 45 dakika, 50 dakikada bunu sıkıştırabilecek miyim? Şu kadar şeyi. Derdim o. Bu arada hangisi sıraya gelecek bu kadar enerji içinde? Bu mu, bu mu, bu mu, bu. Hepsi kavga ediyor. Ben önce çıkayım, ben önce çıkayım. Böyle. Hiç karışmıyorum. Ne oluyor bilmiyorum ki. Bir kelam ağzından çıkabilmesi için tam 33 mertebede boyalanıp çıkıyor. Bir yerde kesiliyor, bir yerde kaynak yapılıyor, deliniyor, boyalanıyor, yumuşatılıyor, buharlaştırılıyor, katılaştırılıyor, şekilleniyor vesaire. Ondan sonra ağızdan kelime çıkıyor. Tam 33 mertebe. Konuşma. Bak hiçbir şey yok bak. Konuşuyorum bak, hiçlikten yaratılıyor. Adeta adamın duyguları var, saza indirgemiş. Saz olarak gözüküyor. Adam sesi dinleyince sazı, adamın düşüncesini anlıyorsun. Hani adam yok ama. Düşünce saza dönüşmüş. Dinleyen de saz da düşünceye dönüşmüş. Ah olan ah diyor. Onu dinleyen adam, onu söyleyen gibi istenmeye başlıyor. Aynı şey. Ne tuhaf bir sistem ya. O zaman bu kelam o kadar mühim ki. Mühimliğini anlatayım size. Şu anda yerin dibine milyarlarca insan var değil mi? Şu anda dünyada 7 milyar varmış. Milyarlarca toprağın altında insan var değil mi? O kadar insan ki Kur'an ve hadiste söylüyor, yalvarıyor Allah'a, Kur'an'da da geçiyor. Şöyle diyor, Allah'ım bir an bizi çıkart, tekrar öldür. Bir an. Ne yapacakmış o adamlar biliyor musun? İman edecek. İman edecekti. Şöyle diyecekti. Bir dakika değil, 10 sene ama bir dakika kabul edelim. Çıktı yukarıya, şöyle yapacaktı. Nerede param, Mercedes'im demezdi. Ne derdi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah, çabuk söylerdi. La ilahe illallah yavaş demez. Ne olur ne olmaz zaman biterdi. Bu ne olur? Sonsuz cehennemden sonsuz cennete geçecekti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek kadar zaman için inleşen, ağlaşan milyarlarca yerin dibinde insan var. Onların eline geçmeyen bir dakika şu anda senin elinde var. Milyarlarca Kur'an ve hadisin ifadesine göre
Bir an Allah'ım bizi dünyaya çıkar diye inleşen, ağlaşan, yalvaran fakat peygamber dahi olsa kabul edilmeyecek. Manen gelirler ama beşer olarak gelemeyecekler. Peygamber de dahil bir dakika bile onlara verilmeyecek olan hak ve imkan şu anda sende mevcut o bir dakika. Ne olur onu iyi kullan. İçinizden deyin veya beraber diyelim hadi bakalım içinizden. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadikul Vadil Emin. Oh, rahatladık değil mi? Ben de rahatladım. Şimdi ölebiliriz. Öyle değil mi? Ne kadar nimet varmış da farkında değiliz. Arkadaşlar bak, aç değilsiniz, açıkta değilsiniz, imansız değilsiniz, haşa değiliz. Bunu da söyleyebiliyoruz. Başka Allah ne versin ya? Dünyada bu olur. Dünyada en büyük insan kendisine kötülük olmayacak şeyi olmayacak yerde araması. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse ahireti dünyada istemek öyledir. Yok mudur? Vardır ama biraz üst tabakadır. Nasıl? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın iman ettiği cennet lezzetlerine kavuşmayı ümit ettiği o cennet lezzetlerine avam, havas, alim yani fazil ve kamil insan dünyada ruhunda yaşar. Ama bizim gibi adamdır o da yiyip içer kalkar. Fakat bilmeyiz biz onu. Avamın ümit ettiği cennet nimetlerini havas dünyada ruhunda yaşar. Neyle yaşıyor biliyor musun? Özelliği şu bu adamların. Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tartıyor, dünyasını cennet ediyor. Kur'an'la tartıyor kendisini. O şöyle yaptı, ben böyleyim. Eşe dedikleri zaman baksana başkası şu. Kendisini onunla kıyas etmez. Hepimiz cennetliyiz. Firavun'a göre kıyas edersin. Ama Ebu Bekir'e kıyas edersek durumumuz o kadar iç açıcı değil. Değil mi? En iyisi biz Kur'an'a göre kıyas edeceğiz. Hiç kimse olmaya çalışma. Sen ol. Sen sensin. O da odur. O zaman hareketimizi Kur'an'a göre hiç kimseyi ilah edinmeyeceğiz. Hocamız, abimiz, şefimiz, ustadımız hak ve hakikate vastadır. Onları ortadan kaldıran, onlara zıt bir şey söylüyorsa terbiyesizlik yapmayız, saygısızlık da yapmayız ama ondan hecren cemila Kur'an diyor ki güzel bir şekilde uzaklaş. Kur'an'a zıt bir şey söyleyince Kur'ansız bir Kur'an, Kur'an değildir. Dine muhalefet ederek din hizmeti olmaz. Bana bir soru sordular, onu size şey yapayım. Telefonda, bugün. Fatih o şey vardı ya kağıdı içeri koydum, orada yazıyor. Nakledeyim. Hollanda'dan arıyor. Hocam dedi İslam şey Hristiyan dini niçin din değildir? Hristiyan dini niçin din değildir? Ne yapayım hemen aniden cevap vermek lazım. Bir anda durdum tabii. Beklemiyordum ki böyle bir şeyi. Çünkü dedim ben de Allah'ın kalbime verdiğini söylüyorum. İçerisinde Allah olmadığı için. O dinin içerisinde Allah olmadığı için. Yanındaki fısıldadı. Ne diyor dedim? Diyor ki Hristiyan dininin içerisinde Allah olmadığını nereden biliyorsun? Dedi. Ben de dedim ki her şey kendisini dişe vuruşları ile tanımlar. Armutsa armut verir, şeftali vermez. Çünkü Hristiyan dininin dişe vuruşu insanlar gibi Allah'ı yorumladığı için Allah içeride olmadığı anlaşılıyor. Allah'ın mesela İsa Aleyhisselam haşa Tanrı demeleri, onların vekillerine Tanrı demeleri, Allah'ınmış gibi haşa Tanrı'ymış gibi affetmeleri. Bakın bir daha söylüyorum, hulasa ediyorum. Hristiyan dininin din olmadığının sebebi içerisinde Allah olmadığı için. İçerisinde Allah olmadığını nereden biliyorsun? Çünkü
Allah'ı insanlar gibi yorumladığı için içerisinde Allah yoktur. Çünkü her şey her dişe çıkan merkezi taşıyarak çıkar. Koku merkezi taşır. Mesela bak balık kokusu alsak şeftali kokusu demeyiz. Bak balığın en kesin vücuduna delil kokudur. Ne yapmış? Teslis akidesinde koyarak Allah'ı insanlar gibi düşündüğü için içerisinde Allah olmadığı anlaşılıyor. Kim var içinde? İnsanları kutsadığı için içerisinde insan var, Allah yok. Dinin içerisine kendilerini koymuş. Ondan sonra hemen yandaki diyor ki, o ne okuyor ki böyle veciz söyleyebildi? Yanında kim var dedi? Abi dedi sonra anlatırım sana, daha gelmedi. Söyle ona dedim ben. Kur'an tefsiri olan Risale'leri okuyor. Abdullah anladın mı abi? Hristiyan dini niçin din değildir? Çünkü içinde Allah olmadığı için. İçinde Allah olmadığını nereden biliyorsun? Çünkü dişe vuruşunda insan, Allah'ı insan gibi düşündüğü için. Dinindeki içerik insan gibilik olduğundan içerisinde Allah olmadığını gösteriyor. Benim bir seyahatimde oldu böyle. Seyahat, manevi bir seyahat böyle. Böyle gezerken manen, hani hayalen diyelim onu, daha iyi anlarsın. Bağırdım dışarıdan içeri. Hey! İçeride kimse yok mu? İçeri girdik, baktık hiç kimse yok. Herkese. Sonra, iyi dedim, biraz bağırdım, çağırdım, baktım hala kimse yok. Ustad diyor 23. sözde, bir saraya denk geldim. Ondan sonra baktım kimse yok. Dışarıya çıkıyordum. Bir ses geldi. Kimi aradın dedi. Bir döndüm bir baktım ki kim biliyor musunuz? Baktım gülerek karşılayan ben. Aynı ben. Ama hayret içinde bakan da ben. Şizofreni hastası karşınızda. Yani içerisinde Hristiyanlık içerisinde Allah olsaydı dişe vuruş Allah olurdu. İçerisinde ne olduğunu dişe vuruşuyla anlaşılıyor. İnsan gibi düşünülüyor. İnsan tanrılaştırılıyor. Affediyor. Değil mi? Ben katıldım şeye, papaz şeylerine vesaire. Kendini ve vücut ve vahdetini yalnız masluların şehadetleriyle bırakmıyor. Kendini kendine layık bir kelam eziliyle konuşuyor. Cümle bu. Allah da kendisini kelam hangi sıfata dayanıyordu? Yedi tane sıfatın içinde. Allah'ın nesiydi? Subuti sıfatı. İlim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. Değil mi? Kelam, subuti sıfattan geliyor. Subuti sıfattan sana tezahür ediyor. O Cebrail'siz, İsrafil'siz ifade edilemez. Konuşabilmen için o dört büyük melaike aktif ve devrede olması lazım. Hayatından çıkan kelam İsrafillik tarafını taşıyor. Aklının yönünü taşıyan kelam Cebraillik tarafını taşıyor. Mana tarafını taşıyan kelam Azrail'i taşıyor. Dışarıya bir şey çıkabiliyorsa şeydir Cebraillik. Şuur ve his heyecan katıyorsa, heyecan verip şuurlandırıyorsa Mikaillik özelliğin aktif oluyor. Bu dördü bir araya gelince kelam oluyor. O kelamı da ustubun içine koyuyorsun, karşıya aktarıyorsun. Ve böyle gündelik hayatta kullandığımız ama milyarlarca insanın ya Rabbi bir 10 saniye bana ver dünyada onu kullanacağım fakat kullanamayacak. O hepimizde. İşte Cenab-ı Hak o sıbıtı sıfattan bize aktarılıyor. Şu cümlesini de okuyacaktım ama şunu bırakayım. Kendisini Cenab-ı Hak kendine layık bir kelamla. Peki nedir o? Kur'an. Kur'an Allah'ın konuşmasının dışa vuruşudur. Kur'an bu değildir. Bu musaftır. Ama Kur'an diyoruz. Musaf sayfalanmış. Bunu okuyan insanda, insan bunu okuyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği anda... O okunanda, insanda uyanan şey senin Kur'an'ın oluyor. Onun için oku Kur'an'ını denilecek. Peki, farkı söyleyeyim.
Doğuştan ama. Onu okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bu sesi hiç şekli görmedi. Duyarak Kur'an'ın o harflerini hayal edebilirim. Yani ses yazıya benzemez. Bir daha söylüyorum. Ses yazıya benzemez. Bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yazıya benziyor mu? Benzemez. Ha, demek ki yazı sese benzemez. Mana da sese benzemez. Birbir üstlerine bindirilmiş. Başka örnek veriyorum. Elma bir kelimedir. Koku orada. Tat orada. Renk orada. Şekil orada. Birbirini kapatmış. Yani renk kokuyu kapatmış mı? Hayır. Aynı yere bindirilmiş. Bir bardak buz. Su. H2O. Enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur Muhammed'i Esma. Aynı yerde. Ama aralarında sonsuz fark var. Kelamın içerisinde de kendi karakterin var, senin örfün var, kelimenin içinde diyorlar, aa bu Erzurumlu. Bu Bitlisli. Nereden bak konuşmasına bak. Ve örfü taşıyor. Kelam, aa oranın şeyi taşıyor. Bayburtlu falan. Sonra bakıyoruz, ooo bu işi biliyor. Kelamdan anlaşılıyor. Bir kasette dinlesen. Ha dimağını koymuş oraya. Biraz da böyle içerik varsa kelamda, ooo kalpli bir adam. Hisli adam. Hisli, duygulu. Ha, hisli bir adam. Hisleri de aktif edebiliyor. Öyle bir kelam ki hissi aktif ediyor. Öyle bir kelam ki adam jiletlendiriyor bizi. Kendisini koyabilmiş bakın. Sonra içerideki manayı aktif eden işte Kur'an. O derinlikleri uyandırabiliyor. İşte böyle bir camiyete sahip. Hadi bakalım bunu israfta kullanabilir miyiz? Ne kadar büyük nimet. Ve son şeyimizi 45-50 dakika olduğu için. Böyle bir kelam ağzından konuşabilmen için bir Allah lazım. İki, bütün alemler lazım. Dört, bu içsel yapını aktif edip dışarıya gözükebilmesi için tam dört büyük melaike lazım. Sonra havada nakledilmesi lazım. Bunu anlayabileceği kaçta olması lazım. İşte bu kadar büyük nimetlere haiz. Zamanınızı fazla almayayım diye içerisindekileri konuttum. Hele hele bu doğu tarafı daha çok olduğu için burada biberden daha iyi anlar. Bak biber acıdır ama lezzet içinde. Değil mi? O lezzetle biber ayrı şeylerdir. Ters orantılıdır. CD şekilsizdir, şekil var. CD sessizdir, ses var. Yani içerisinde neler konulabildiğini anlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Hakkı hak bilip, hakka yapışmayı batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler eylesin. Amin. Ya Rabbi ordumuzun kılıcını ayağına değil düşmanına vurdurarak ağlayan alim İslam'ı İttihad İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi aklımızı, kalbimizi, fiilimizi tek bir hakikat olarak imtisaç ettirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evimizde maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevad-i şerileri hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Sihat ve afiyetin vesilesi olan ruh-i kutsileri, erva aliyeleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahumen elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha temassalavat.